Samsun'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalifleri 15 Mayıs'taki Tüzün Kongresi öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Canik'te bir otelde düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel merkez tarafından görevden alınan eski il başkanı Ömer Süslü ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yeni görevden alınan eski ilçe başkanları da katıldı. Toplantıda Sarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz'un da yer alması dikkat çekti. İçerisinde istenmeyen görüntülerin meydana gelmesi. Meral Akşener'i Samsun'daki mitingi öncesi makamında ağırlayan Kılavuz, toplantıda da Ömer Süslü'nün yanında oturdu. Eski il başkanı Ömer Süslü, Samsun'un seçilmiş son teşkilatları olarak dün söylediklerini bugün de tekrarladıklarını dile getirdi. Yaptık ve neden böyle bir sonuçla karşılaştık sorusuna cevap bulabilmek için tabanımızda bir olağanüstü kongre talebi ortaya çıktı. Yapmış olduğumuz tüm istişarelerde bu taleple karşılaştık ve bu talepler doğrultusunda kongrenin toplanması için birçok defa açıklamalarda bulunduk. Hakkımızı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aramak üzere üst kurul delegeleri olan benim de içerisinde bulunduğum 16 il başkanımızla birlikte mahkemeye başvurduk. Ankara'daki kongreye Samsun'daki 17 üst kurul delegesiyle gideceklerini belirten Ömer Süslü, Yargıtay üyelerine yönelik 15 Mayıs'tan önce kararınızı verin ve Türk hukuk sisteminin namusunu kurtarın ifadelerini kullandı. Tüm bu çalışmalar yapılırken maalesef tüzükten kaynaklanan hakkımızı kullandığımız için il ve ilçe teşkilatlarımız kapatılmak suretiyle görevden el çektirilerek yerlerine kurucu yönetim kurulları adı altında yönetimler atanmıştır. Bu süreçte seçimle geldiğimiz görevlerimizden hukuksuzca alınmaktan ziyade yerlerimize görev atanan isimlerin ülkücü kimliklerinin tartışılıyor olması, birçoğunun partimize üye dahi olmadıklarını görmemiz içimizi açıkçası kanatmıştır. Parti içerisinde verdiğimiz bu demokrasi mücadelesi artık Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan seçiminden çıkmış, ötekileştirilen ve hakkı yenilen kavruk Anadolu çocuklarının kurtuluş umudu olarak bir kurtuluş mücadelesine dönmüştür.